أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. İmanımızı kemale erdirerek, hazırlığımızı mükemmel kılarak, son nefesimize emniyet içerisinde varmayı, güle güle ruhumuzu teslim edebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-u mahşerde Habibi ile buluşup kucaklaşabilmeyi, Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi, Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize ve çocuklarımıza nasip eyle. Kıymetli dostlar, namazda Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden Leyl suresi ve bir takım müteselsil sureleri okuduk. Nasip olursa Leyl suresinin müzakeresini yapmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, dini celili İslam'ı tabir caizse lokma lokma bize sunmak üzere Allah Celle Celaluhu tarafından yetiştirilen ve onun tarafından öğretilen, bilgiyle donatılan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle dersimize başlıyoruz. Bugünkü hadisimiz hadisi kutsidir. Yani Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Habibini öğretiyor. Ben kullarıma şunu Kur'an'ın dışında bilgi olarak ulaştırmak istedim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. ثَلَاثَةٌ اَنَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kullarım, üç grup insan vardır ki kıyamet gününde ben onların düşmanıyım, hasmıyım. Onlara dost muamelesi yapmam. Birincisi, رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ Birincisi, öyle bir insandır ki Allah için söz verdi, yemin etti. Bunu yapacağım, bunu vereceğim dedi. Sonra sözünden caydı. Allah adını kullanarak, Allah adına yemin yaparak, Allah için diyerek bir söz verdiği halde karşıki tarafı güven ve emniyete sevk ettiği halde Allah'ın adını kullanarak daha sonra o insanı aldatmış olan, sözünde durmayan insan yarın ahirette hasım olarak Allah'ı karşısında bulur. Cenab-ı Hak ona dost muamelesi, torpil yapmaz. Asla ve kata Cenab-ı Hak tabiri caizse gözünün yaşına bakmaz. Bir insan Allah için söz veriyorsa, yemin yaparak Allah'ın adını kullanıyorsa, ne yapar yapar, sözünün eri olmalı, sözünde durmalı, aldatmamalı. Bir insanı aldatması hiçbir şekilde yakışmaz. Yani aldatma işi gavura da yakışmaz. İnsan mıdır, akıllı mıdır, vicdanlı mıdır? Canavarlar bile bazen avladıkları hayvanın
karnından yavrusu çıkınca üzülüyorlar, bu yavrulu hayvanı niye parçaladık diye. Yani bazen hayvanlarda bile vicdan olabiliyor. İnsanda gavur da olsa vicdan olur. Olmalıdır çünkü Allah insanı ehseni takvim üzere yaratmıştır. En güzel kıvamda, en güzel duygularla yaratmıştır. Hele hele bu insan Müslüman ise bundaki vicdan imanla beraber birleşince zirve yapması lazım. Müslüman Müslümanı, Müslüman hiçbir insanı asla aldatamaz. Hele hele Allah'ın adını kullanarak aldatmaya kalkınca bu izah edilecek bir tarafı yoktur. Mevla buyuruyor ki üç grup insan vardır ki kıyamette ben onların hasmiyim diyor. Eğer bir insan benim adımı kullanarak bir söz verir, daha sonra da insanları aldatmış olursa, benim adımı kullanarak aldatmış olursa hasım olarak beni bulur karşısında. İkincisi varaculun ba'a hurran fe ekele semenehu. Bir insan hür bir insanı satıyor, parasını yiyor. Bunu bugün şöyle anlamak lazımdır. Bugün kıymetli dostlar, İslam ülkelerinin çoğu Avrupalı insanların ülkelerin sömürgesidir, kölesidir. Bugün ne Suriye'si, ne Irak'ı, ne Suudi Arabistan'ı ve ne de Libya'sı ve benzeri ülkeler kendi petrollerinin, kendi toprak altı zenginliklerinin parasını kullanabiliyorlar mı? Kullanamıyorlar. Çünkü hepsi köleleştirilmiş. Hepsi köleleştirilmiş. Osmanlı'dan kurtulmayı bir meziyet kabul ettiler. Ama İngilizlere ve Batılılara köleliği meziyet kabul ettiler. Ne kadar doğal zenginlikleri varsa hepsini sömürüyorlar. Sağ gösteriyorlar, sol çakıyorlar. Efendim şunu şöyle yaparsan, bunu böyle yaparsan biz seni asarız, keseriz gibi tehdit ediyorlar. Efendim samanın altından ver şu paraları, ver şu kadar dolarları. Efendim biz seni idare edelim diyorlar. Yani açık iki türlü hapishane var. Bir kapalı hapishane var. Bir de açık alan hapishanesi vardır. Efendim açık hava hapishanesi gibi burada da kölelik resmi olarak ilan edilmiş değil ama doğru söylemek icap ederse köleliğin danıskası yaşanıyor. Ve üçüncüsü de varaculun istecere ecran festevfa minhu ve lem yu'tihi ecrehu. Bu ikinci maddede şunu da söyleyeyim. Eskiden vardı, şimdi var mı bilmiyorum. Anneler, babalar kızlarını evlendirecekleri zaman başlık parası alırlardı. Başlık parası nedir? Ben bu kızımı yetiştirdim, şu kadar para verirsen ben sana veririm. Ya bu mal mı satıyorsun, inek mi satıyorsun, koyun mu satıyorsun, ne satıyorsun? Yani bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu parayla satılır mı? Adına ne söylersen söyle, hür bir insanın, efendim ben sana bunu veriyorum, şu kadar para vereceksin, şu kadar para verirsen veririm. Böyle bir parayı almak ve yemek haramdır. Ve Cenab-ı Hak bunun hasmıdır kıyamet gününde. Şimdi kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Bazı bölgelerde kızcağızın ağırlığınca para istenirdi. Bazı bölgelerde örf yerleşmiş, işte şu kadar para. Ve bu konuşulurdu, falanca kişinin kızı şu kadar paraya gitti diye. Cariye mi satıyorsun, köle mi satıyorsun? Bunlar caiz değildir. Eğer kızını aldığın o parayla bir şeyler yapmak istiyorsan, alıp da ben yapıyorum havasına girmektense dersin ki şunları şunları alacaksınız kızıma, bunları kızıma alırsanız ben de size kızımı veririm diyebilirsin. O zaman bu satış gibi olmaz. Ama öbür türlü bana şu kadar para verirsen, şu kadar altın verirsen ben de sana kızımı veririm dersen bu satışa geçmiş olur. Efendim bir zamanlar bir hoca efendi vardı. Karadenizliydi ama doğu tarafında ikamet ediyordu. Diyordu ki o zamanlarda başlık parası çok yaygındı. Bu zamanda evlenenler eşlerini istediği gibi çalıştırabilirler diyordu. Çünkü eşleri hürre değildir, cariyedir. Çünkü bunları başlık parasıyla satın aldılar diyordu.
Fetva doğru değildi ama anlatmak istediği bir espri vardı. Hür bir insan parayla satılmaz. Bir insan oğlunu veya kızını birisine vererek bunun karşılığında para alıp yerse bu nedir? Haramdır. Ve bu insanın Allah hasmıdır kıyamet gününde. Üçüncüsü, bir insan işçi çalıştırıyor. Gel diyor, şu işi yap. İşini veriyor, adam işini yapıyor. Adam işini yaptığı halde ona ücretini vermiyor. Onu aldatıyor, ücretini vermiyor. Çalışan, çalıştırdığı işçinin ücretini ödemeden, nasıl olsa ben ağayım, patronum, sen benimle uğraşacak halin yoktur, kes sesini, yoksa keserim nefesini der gibi, onu baskı altına alıp hakkını vermeyen kişi, evet, burada o işçi belki hakkını koruyamayabilir, alamayabilir, gücü yetmeyebilir ama o işçinin de patronun da sahibi Allah'tır. Her ikisinin de Rabbidir Allah. Bir kulunun öbür kuluna yaptığı bu haksızlığı gören ve bilen Allah, ben diyor o işçinin hakkını ahirette, kıyamette o an, o insandan alacağım. Onun hasmı benim, o işçi değildir. Onun dava etmesine gerek yok. Ben davayı biliyorum. Onun adına ben onun intikamını alacağım diyor kıymetli dostlar hadis-i kutsi'de. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuyoruz hadis-i şeriften sonra. Görünmek istedi ol Zat-ı Yezden, zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan, Muhammed aleme rahmettir ey can, anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim, azizim seyri fil eşya gel idelim. Bizde şöyle bir söz vardır. Kelamul kibar, kibarul kelam. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyüğüdür. Kur'an'ı, hadisi şerifi hayatına, ahlakına, ilmine mezcetmiş. Tabiri caizse lime lime her tarafı ilim ve irfanla, marifetle dolmuş insanların hikmetli sözleri, insanların kalplerindeki manevi pislikleri ve masivayı temizlemekte kibrit-i ehmerdir. Bir insandan bir söz duyarsın, bir Allah dostundan hikmetli bir söz duyarsın, hayatında değişikliğe vesile olur. Hayatında tamamen bir revizeye gitmene ve tepeden tırnağa kadar kendine çeki düzen vermene sebep olur. Çünkü hikmetli sözler insanların kalplerine nakşetmek, nakış işlemek gibidir. Mustafa İsmet Galibullah Büyükşeyh Efendi de Risale-i Kutsiyesinde bu hikmetli sözlerini bizlere hediye etmiştir. Kıymetli dostlar, insanlar Kur'an'dan, sünnetten ve büyük insanların sözlerinden bir şeyler öğrenmeli. Biz bu dünyaya öğrenmek için geldik. Bilmekle bilmemek arasındaki farkı ne güzel anlatmış Allah dostları. Bilmeyen insan neye benzer? Bilen insan neye benzer? Bilmeyen insan. Bir bahçe düşünün, bir bahçede meyve ağacı düşünün, o meyve ağacının dalında bir meyve düşünün. O meyvenin içerisinde bir kurt düşünün. Şimdi o meyvenin içerisindeki kurt, bahçeden haberi var mı? Yok. Bahçıvandan haberi var mı? Yok. Ağaçtan haberi var mı? Yok. Dalından haberi var mı? Yok. Yaprağından haberi var mı? Yok. Meyveden haberi var mı? Yok. Nereden haberi var? Bir yuvacıkta yerleşti. Sadece o yuvacığı bilir. Peki onun haberi olmaması meyveyi, yaprağını, dalını, ağacını, bahçeyi, bahçıvanı yok hükmünde sayması bunları yok sayar mı? Yok kabul et, yok olur mu bunlar? Hayır. İşte bilmekle bilmemek arasındaki fark budur. Sen ben baktığımız zaman bahçıvanı görürüz. Bahçeyi de görürüz. Ağacı da görürüz, dalını da görürüz, meyvesini de görürüz. Bilmekle bilmemek arasındaki fark budur. Kıymetli dostlar, biz de şu anda bir kainattayız. Altımızda yerler var, üstümüzde gökler var. Gökleri süsleyen ay, yıldız vesaireler var. Yeryüzünde karalar var, dağlar var, denizler var.
Bizde, içimizde ve dışımızda bir sürü organlar var. Çok affedersiniz, böcek gibi olmamalı. Eğer burada bir eser varsa, şu cami bir eserdir. Bunun bir müessiri var, bunu yapan var. Burada bir avize varsa bu bir eserdir, bunu yapan var. Ortada bir kitap varsa bu eserdir, bunu bir yazan var. Ortada bir kalem varsa bu eserdir, bunu hazırlayan var. Böcek bunları bilmez. Böcek bunları bilmez. Böcek ne armutu bilir, ne yaprağını, ne sapını bilir, ne dalını, ne ağacını bilir, ne bahçesini, ne bahçıvanını bilir. Bütün bu eserlerin bahçıvanı tabiri caizse kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Bir insan Allah'ı bilmeden yaşıyorsa o böcek gibi yaşıyor. Bu camiyi, bu kainatı, bu yıldızları, bu ayı, bu güneşi kim yarattı? Bunu bilmeden yaşıyorsa o böcek gibi yaşıyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde yerlere, göklere bakın. Bunlarda ayetler vardır. Kendinize bakın. Sizde bile ayetler vardır. Bir damla sudan yarattık sizi. Bunda ayet vardır. Topraktan yarattık ananızı, babanızı. Bunda ayetler vardır. Erkek ve dişi yarattık. Bunda ayetler vardır. Hep bu ayetlerden, bu eserlerden müessire, bahçıvana, kainatı yaratan Allah'a bizi götürüyor. Böcek gibi olmayalım, düşünelim. Etrafı bilelim. Yıldızı bakıp görmek yetmez. O yıldızı yaratan Allah'ı görmek lazım. Bahçeye bakıp bahçeyi görmek yetmez. O bahçeyi hazırlayan bahçıvanı tanımak lazım. O bahçıvanı, o kabiliyeti veren, o ağaçlara, o meyvelere, o güzelliği veren, topraktan çıkan meyvelerin rengini, tadını, şeklini değişik değişik yapan usta kimdir? Bahçıvan, gerçek bahçıvan kimdir tabiri caizse? Allah'a bahçıvan denmez de mecazen söylüyorum. Bunları gerçek yapan, yaratan kimdir? Bunu görmek lazım. Bunu göremezsek o zaman o meyvenin içerisindeki böcek gibi oluruz. Sadece yuvacığını bilir. Yediğimi biliyorum, içtiğimi biliyorum, gördüğümü biliyorum. Zaten böcek de gördüğünü biliyor. Başka bir şey bilmiyor ki. Görünmek istedi ol Zat-ı Yezdan. Zat-ı Yezdan Cenab-ı Hakk'a denir, Farsçadır. Yani Allah Celle ve Ala Hazretleri vardı. Bir hadisi kutsidir. كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. Çünkü Cenab-ı Hak ezelidir. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah vardı, başka hiçbir varlık yoktu. Allah Celle Celaluhu olduğu zamanlar, başka hiçbir şey olmadığı zamanlarda Cenab-ı Hak ilmiyle, kudretiyle, şu anda sahip olduğu sıfatların hepsiyle mi vardı? Evet. Zamanın geçmesi Allah-u Teala'nın hiçbir şeyini artırmaz. Ne tecrübesini artırır, ne ilmini artırır, ne ihtiyarlatır. Zaman Allah ile alakalı değildir. Allah üzerinde zaman cereyan etmez. Zaman yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah vardı, başka hiçbir varlık yoktu. Bir başka hadisi kutside, erbab-ı tasavvuf bunu çok kullanırlar. Küntü kenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim. Ben vardım, hiçbir varlık yoktu. Ne melekler vardı, ne insanlar, ne cinler, hiçbir şey yoktu. فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ Bilinmeyi sevdim diyor Allah Celle Celaluhu. Varım ve bütün sıfatlarla mevsufum, hiçbir varlık yok, beni bilmiyor. Ben bilinmek ve tanınmak istedim. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِي Mahlukatı yarattım, beni tanısınlar ve bilsinler diye. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu seni beni niçin yarattı? Kendisini tanıyalım ve bilelim diye. Ey kardeşlerim, bu kainatta en çok tanımamız gereken, en çok bilmemiz gereken yaratanımızdır. Araba kullanmasını biliriz, tamir etmesini biliriz. Yaptığımız işleri, ticareti en iyi şekilde biliriz. Piyasaları en iyi şekilde takip ederiz. Çok şeyler biliriz ama Allah'ı az biliriz. Kardeşim, dostum, Allah seni ve beni
kendisini bilmek için yarattığı halde Allah'ı bilmek için mesai sarf etmezsek, böyle bir derdimiz olmazsa, yaratan Allah bizi ne için yarattığını gerçekleştirmiş olmazsak Allah'a değer vermiş olur muyuz? Allah'ın yanında bizim değerimiz olur mu? Size şöyle bir soru sorayım. Sizin bir bahçeniz olsa, o bahçeye siz bir elma fidesi dikmiş olsanız, o elma fidesinden ne beklersiniz? Elma beklersiniz. Bahçenize çilek dikseniz, ondan ne beklersiniz? Çilek beklersiniz. Diktiğiniz elma ağacından elma almazsanız, o elma, o diktiğiniz ağacı, çam ağacı gibi, kavak ağacı gibi görürseniz, siz mutlu olur musunuz, memnun olur musunuz bu ağaçtan, elma ağacından? Diktiğiniz elma ağacından mutlu olur musunuz, memnun olur musunuz? Olmazsınız. Niçin? Siz elma ağacı diktiniz, kavak ağacı dikmediniz. Elma ağacından elma bekliyorsunuz. Ondan elma alırsanız değerlidir. Çilek diktiyseniz ondan çilek beklersiniz. Salatalık diktiyseniz ondan salatalık beklersiniz. Bunu alırsanız mutlu olursunuz. Değilse Allah bu tohum ne tohumdur dersiniz. Mutlu olmazsınız. Allah Celle Celaluhu seni beni ne için dikti bu bahçeye? Biz ne için geldik bu dünyaya? İşte onu iyi yakalamak lazım. Eğer bizi Allah kendisini tanıyalım, bilelim diye yarattıysa, kendisini tanıyorsak, biliyorsak Allah nezdinde değerliyiz. Kendisini tanımıyorsak, bilmiyorsak Allah nezdinde ne değerimiz olur? Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi, saatçiye gidiyorsun, saat alıyorsun. Niçin saat alıyorsun? Vakti göstersin diye. Eğer aldığın saat vakti göstermiyorsa senin için bir değer ifade eder mi? Telefoncuya gidiyorsun, telefon alıyorsun. Niçin telefon alıyorsun? Cebimde dursun diye mi? Yoksa telefon görüşmelerini yapasın diye mi? Telefon görüşmelerini yapmak için buna para veriyorsun. Eline aldığın, para verdiğin, aldığın bu telefon eğer görüşme sağlamıyorsa senin için bunun bir değeri var mıdır? Yoktur. Kıymetli dostlar, biz Cenab-ı Hakk'ı ne kadar biliyorsak o kadar değerimiz var Allah nezdinde. O kadar değerimiz var Allah nezdinde. İşimizin adı bu. Bunu bilmek için geldik kainata. Kün tükenzen mahfiyen fe ahbebtu en u'rafe. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Mahlukatı yarattım. İnsanları, cinleri, melekleri yarattım. Beni bilsinler diye. Melekler biliyor. Cinler de bilmesi lazım. Biz de bilmemiz lazım. Kıymetli dostlar, hepinizin bildiği bir şey var. Yerler, gökler, canlı ve bütün cansız varlıklar, her birisi Allah'ı tesbih eder mi, etmez mi? Eder. Her birisi Cenab-ı Hakk'a karşı bir vazife icra ediyor. Ama Allah yerlere, göklere, ağaçlara, yapraklara siz okuyun, öğrenin, Allah'ı tanıyın diye bir görev vermedi. Onlara bir medrese görevi vermedi. Ama insanlara ikra bismi rabbikellezî halak diye başladı. Oku ey insan, oku dedi. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediklerini Allah ta'lim etti, öğretti. Bunca ayetler, bunca kitaplar ne için geldi? Bunca peygamberler ne için geldi? Ağaçları, dağları eğitmek için gelmedi. Bizi eğitmek için geldi. Allah'ı bize tanıtmak için geldi. Dolayısıyla peygambere ne kadar kulak verirsen, Kur'an'a ne kadar kulak verirsen Allah'ı o kadar tanıyabilirsin. Kıymetli dostlar, her zaman söylediğim bir şeyi tekrarlıyorum. Şu anda beni dinleyen siz kardeşlerim, dostlarım, iman bakımından, ihlas bakımından, samimiyet bakımından gerçekten örnek insanlarsınız. Ben size imreniyorum. Ben sizin noktanızda olsam acaba bu saatte gelebilir miydim, gelemez miydim? Söz veremem, bir şey söyleyemem. Samimi duygularınız sizi buraya getirmişti. Din konusunda hassassınız. Kendinizi geliştirmek isteyen insanlarsınız. Allah nazardan korusun. Bu yolda daim eylesin. Bütün bunları ifade ettikten sonra, samimi olarak bunları ifade ettikten sonra siz kardeşlerimle şunu paylaşmak isterim. Zaman zaman da bunu gündeme getiririm. Kur'an'da ne kadar ayet var? 6000 küsur ayet var. Sana deseler ki, kardeşim, en mükemmel kitap hangisi? Kur'an. Kaç ayet var? 6000 küsur ayet var. Seni en çok etkileyen hangi ayettir? Düşünüp düşünüp bir türlü böyle beynimi zonk zonk yapan
altından çıkamadığım, çok etkilendiğim ayet hangisidir deseler ne dersin? Yok ki öyle bir şey. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Hanımınla bir sürü anılarım var. Çocuklarınla bir sürü anılarım var. Ya asker arkadaşlarınla bir sürü anılarım var. Unutamıyorsun asker arkadaşın ile aranda geçen maceraları. Ya asker arkadaşının anılarını unutamazsın. Eşinle nişanlılık döneminde, sözlülük döneminde olan bir sürü macerayı unutamazsın da en mükemmel kitap olduğuna inandığın Kur'an ile hiç mi anın yoktur ya? Bu ayetlerin hiçbirisiyle mi anın yoktur ya? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başımın tacıdır, peygamberlerin sultanıdır. Ona söz kondurmam diyorsun da onun hadisleri içerisinde anı olarak söyleyeceğin, beni etkileyen şu hadis-i şerif vardır diyeceğin bir hadis yok mudur ya? Biz ne için geldik bu dünyaya? Bunları öğrenmek için gelmedik mi? Allah'ı tanımak için gelmedik mi? Peygamberler ala nebiyyina ve aleyhim salavatü ve teslimat. Hususen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem niçin çırpındı? Neden uyumadı, koştu? Neden savaştan savaşa, cihattan cihada koştu? Neden vatanından kovuldu? Neden uyumadı? Neden karnına taş bağladı? İnsanlara Allah'ı tanıtmak için, insanlara Allah'ı öğretmek için, Allah ile buluşturmak için, imanı yaymak için, Allah'ı tanıtmak için. Şöyle bir soru sorsam size. Sizin ehliyetiniz olmasa, ehliyet almaya karar verseniz, hiç dersinizde çalışmadan, ne soruluyor ne sorulmuyor bu sorulara çalışmadan imtihana gider misiniz? Bilgi lazım dersiniz. Hazırlıklı gitmek lazım dersiniz. Ya Allah aşkına, ehliyet imtihanına gitmek için ehliyet sorularına bakmak lazım geliyorsa hep imtihanda değil miyiz? Allah'ın Resulü'nün sözlerine bakmak gerekmez mi? Kur'an ayetlerine bakmak gerekmez mi? Bunlardan etkilenmek, hayatımızı buna göre çeki düzen vermek gerekmez mi? Ne diyor? Ben gizli bir hazineydim. Ben mahlukatı yarattım, beni tanısınlar, bilsinler diye. Çok önemli burası. Ben ne için varım? Eşim ne için var? Çocuklarım ne için var? Hepimiz ne için varız? Bir, Allah'ı tanımak için. Tanıyorsak Allah nezdinde değerimiz var. Yoksa Allah nezdinde değerimiz yoktur. Verdiğim örneği düşünün. Kalem alıyorsun yazmak için, yazmıyor. Telefon alıyorsun konuşmak için, konuşmuyor. Araba alıyorsun seni götürsün diye, çalışmıyor. Bu arabanın değeri nedir? Elma ağacı dikiyorsun, elma vermiyor. Salatalık tohumu dikiyorsun, salata vermiyor. Domates tohumu dikiyorsun, domates vermiyor. Senin nezdinde domates vermeyen fidenin, salatalık vermeyen fidenin, biber vermeyen fidenin, elma vermeyen ağacın ne değeri vardır? Çalışmayan, konuşmayan telefonun ne değeri var? Allah Celle Celaluhu bize değerini ne için yarattıysa o maksadı gerçekleştirdiğimize göre ayarlar. Ne kadar para, o kadar köfte demişler. Ne kadar para, o kadar köfte. Ne kadar marifetullah var sende bende. Allah da bize o kadar değer verir. Vallahi billahi Allah Celle Celaluhu kimseye parasına göre değer vermez. Vallahi kimseye makamına göre değer vermez. Kimseye bedenine göre, yakışıklılığına göre, bildiği lisanlara göre, diplomasına göre değer vermez. Allah insana takvasına göre değer verir. Marifetullah'a göre değer verir. Mesele bundan ibarettir. Zuhura geldi oğul Sultan-ı Ekvan. Allah kendisini tanıtmak istedi. Kendisini tanıtmak için bir vesileye ihtiyaç var. Sultan-ül Ekvan, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zuhura geldi. Kimdir o Sultan-ül Ekvan? Muhammed aleme rahmettir ey can.
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olan ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik Allahu Teala'nın şanında buyurduğu Muhammed Mustafa'dır o Sultanül Ekvan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama diyor ki: "Ey Cebrail, Cenab-ı Hak ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik." buyuruyor. "Sen de alemlerden birisisin. Benim rahmetimden sen de mi istifade ettin?" dedi ki: "Evet, en çok istifade edenlerden birisi de benim." Cebrail aleyhisselam diyor. Çünkü biz yıllarca bize nasihat eden, vaaz eden, kılı kırk yararcasına tabiri caizse bize incelikleri anlatan azazil şeytan, ne zaman ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla yoldan çıktı, Cenab-ı Hakk'ın dergahından kovuldu, biz bütün melekler korku içerisindeydik. Acaba bizim başımıza da böyle bir bela gelir mi, gelmez mi? Bu korkuyla hep yaşıyorduk. Ne zaman ki sana getirdiğim ayetlerden birisi, Allah Celle Celaluhu nezele bihi ruhul emin, nezele bihi Kur'an-ı Kerim'i indirdi, Allah ona görev verdi, Allah'tan aldı, getirdi. Er-ruhul emin, emin olan Cebrail aleyhisselam. Cenab-ı Hak orada bana emin dedi. Demek ki ben eminim, bitti. Ben buradan güveni aldım ve böylece bendeki korku gitti. Senden en çok, senin merhametinden, rahmetinden en çok istifade edenlerden birisi ben oldum diyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sultanül Enbiya'dır. Alemlere rahmet bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Hiçbir peygamber hakkında böyle şey buyurulmamıştır. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Her cuma günü müezzin bunu okur. Anlamı nedir? Şüphesiz Allah ve bütün melekleri peygamberine salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de o peygambere salat ve selam edin diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyor ki: "Ben ve bütün meleklerim peygamberime salat ediyoruz. Siz de ey Müslümanlar peygambere salat ve selam edin." diyor. Peki alemlere rahmet olan bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah bizi ümmet kılmıştır. Ona ümmet olduğumuz zaman onun aldığı nimetlerden, istifade ettiği nimetlerden biz de istifade ediyoruz. Nasıl mı? Bakın şimdi nasıl. Ahzab suresinin 43. ayeti kerimesinde Allah buyuruyor ki: "Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minez-zulümâti ilen-nûr." Biraz önce okuduğum ayeti kerime, İnnallâhe melâiketuhu, Ahzab suresinin 56. ayeti kerimesiydi. Ne diyordu orada? Allah Celle Celaluhu ve bütün melekleri peygambere salat ve selam ediyorlar. Bakın o peygambere ümmet olunca biz ne kazandık? Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minez-zulümâti ilen-nûr. Ey kullarım! Allah ve bütün melekleri size salat ediyor. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ediyor diyor. Peygamber'e ne ediyordu? Allah ve melekleri Celle Celaluhu salat ediyorlardı. Ondan istifade ederek, onun ümmeti olmanın şerefinden istifade ederek Cenab-ı Hak bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için salat ediyor, rahmetini sağanak sağanak bizlere yağdırıyor kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her an sağanak sağanak rahmetini yağdırıyor bize. Ancak karanlıklardan aydınlığa çıkalım diye. Şimdi güneş doğdu. Bakın aydınlık geldi. Evinizden çıkarken yolda gelirken bu aydınlık yoktu. Güneş çıktı. Güneş çıkınca her taraf aydınlanıyor. Ama güneş çıktığı halde biz evimizin kapısını kapalı saklarsak ve perdelerini de çekmiş olursak, kapalı tutarsak, güneş bizim her tarafı aydınlattığı halde bizim evi aydınlatabilir mi? Aydınlatamaz. Bir başka örnek verelim. Bir güğüm, kapaklı bir güğümü musluğun altına koysak ama güğümün kapağı kapalı, musluğu açsak, üstten aşağı su aksa, kıyamete kadar aksa o ibrik
Dolar mı? Dolmaz. Niye? Kapağı kapalıdır. İşte kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri sağanak sağanak rahmetini yağdırıyor. O rahmetinden bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, o rahmetinden istifade etmek için kapıyı açmak lazım. Perdeleri açmak lazım. İbriğin kapısını açmak lazım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Rabbim bu kelime-i şehadetten ve bu kelime-i şehadetin ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın. Kalbe Allah'ın rahmeti girdiği zaman az girer, çok girer. Ne kadar perdeyi aralarsan o kadar girer. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın "Ya Sariye el Cebel el Cebel" dediğini hatırlarsınız. Hazreti Ömer Efendimiz Emirül Müminin olduğu dönemlerde bir ordu gönderiyor. Savaşa, cihada gönderiyor ve başlarına da Sariye isimli bir komutanı tayin ediyor. Nehavend bölgesinde savaşa giden bu komutana cuma günü Medine-i Münevvere'de hutbe okurken Hazreti Ömer Efendimiz hutbenin ortasında "Ya Sariye el Cebel el Cebel" diyor. "Ey Sariye, daha dikkat et, daha dikkat et" diyor. Hutbeyi dinleyen sahabe bir şey anlamıyor bundan. Sariye'yi biliyorlar. Dağ meselesi de yani manası anlaşıldı ama yani Sariye yok piyasada. Sariye Nehavend'de savaşta. O günü, o tarihi not ediyorlar. Sonra Sariye isimli komutan döndüğü zaman diyorlar ki böyle böyle bir macera oldu. Falanca cuma günü, cumada hutbede Hazreti Ömer Emirül Müminin hutbe okurken böyle söyledi. Dedi ki işte o anda biz cihattaydık, savaştaydık. Eğer Hazreti Ömer'in bana o talimatı olmasaydı biz perişan oluyorduk. Düşman bizi kuşatıyordu. Ondan aldığım o talimatla biz daha doğru tırmandık. Düşmanı biz cephede perişan ettik ve galip geldik. Şimdi soruyorum size. Medine-i Münevvere'den Nehavend'deki bir komutanı görecek bir kalp gözü nasıl bir gözdür? Ve oradaki komutanın da buradaki sözü, sesi duyabilecek kalp kulağı nasıl bir kulaktır? Kalp gözü açıldığı zaman böyle açılır. Kalp kulağı açıldığı zaman böyle açılır. Ne kadar açarsın, ne kadar masivayı kalbinden uzaklaştırırsın, ne kadar kalbini pırıl pırıl yaparsın. Bazen gözlerimize katarak geliyor. Ne yapıyoruz? Ameliyat oluyoruz. Ameliyat olunca aa dünya varmış diyoruz, değil mi? Gözdeki katarakları kaldırmak lazım. Kalp gözümüzün üzerine mal sevgisi, makam sevgisi, para sevgisi, keyif sevgisi, dünya sevgisi, şehvetler, efendim, masivalar yığıldı, yığıldı, yığıldı. Kardeşim ya, ben size bakarken şu incecik kağıdı gözümün önüne koysam göremiyorum sizi. Şu incecik kağıt sizi görmeme engel oluyor gözümün önüne geldiği zaman. Kalp gözümüzün üzerine bir sürü masivayı yerleştirdiğimiz zaman görebilir mi Sariye'yi, görebilir mi dağı, görebilir mi düşmanı, görebilir mi görülmesi gerekenleri? Rabbim bu masivadan kurtulmaya her birimizi muvaffak eylesin. Anın nurundan oldu cümle imkan. Diyor ki Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan bütün kainat meydana gelmiştir. Bu ne demektir? Biz bunu şu hadis-i şerifle anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُور۪ي Allah evvela benim nurumu yaratmıştır. خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُور۪ي Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumdan yaratılmıştır. Aslında bütün mahlukat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratıldı. Müminler de kafirler de Efendimizin nurundan yaratılmıştır. Ancak kafirler küfrü sebebiyle kendi nurlarını kendileri söndürmüşlerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel kıvamda yarattık diyor. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra bir kısmını esfeli safiline reddettik.
O nurunu kaybedenler ne oldu? Esfel-i safiline reddolmuş oldular. Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim, azizim seyfil eşya gel idelim. İnsan kendi benliğinden geçmeli, seyfil eşya dediğimiz irşat makamında en yüksek makamdır. Yani insan seyfil eşya dediğimiz zaman irşat makamına gelmiş, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri tarafından ulvi bir makama yerleştirilmiş, artık insanları irşat edebilirsin, bana davet edebilirsin, peygamber varisi olabilirsin denmiş oluyor kendisine. Yüce Rabbim bu makamları duyurduğu gibi bu makamlardan istifade etmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, geldik Leyl suresine. Estaizu billah ve'l-leyli izâ yağşâ. Geceye and olsun, yemin olsun, yağşâ, karanlığıyla beraber her tarafı kuşattığı zaman. Ve'n-nehâri, gündüze de yemin olsun, izâ tecellâ, aydınlığıyla her tarafı aydınlattığı zaman. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Erkeği ve dişiyi yaratan Allah'a da yemin olsun ki اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Şüphesiz sizin çalışmalarınız farklı farklıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, gece gündüz arasında fark var mı? Hem de nasıl? Birisi zifiri karanlık, birisi aydınlık. Peki erkekle dişi arasında fark var mı? Var. Nasıl ki gece ile gündüz arasında fark varsa, erkekle dişi arasında fark varsa, sizin amelleriniz arasında da fark var. Bir kısmınızın amelleri gece gibi kapkaranlık, bir kısmınızın amelleri de gündüz gibi pırıl pırıldı diyor Allah Celle Celaluhu. İnne sa'ikum leşettâ. Bunu teyit eden Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime vardır. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا Kullarım, fisku fucur içerisinde Allah'a isyan eden insan ile iman etmiş رَبَّيْ لَبَّيْكْ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ ne emredersen baş üstüne Allah'ım, ne emredersen baş üstüne Allah'ım diyen kulum aynı olur mu? Birisi canım ne isterse onu yaparım, hanım ne isterse onu yaparım, çocuklar ne isterse onu yaparım, toplum nereye gidiyorsa ben de oraya giderim diyor. Birisi hayır, hanım ne isterse değil, çocuklar ne isterse değil, toplum ne isterse değil, Allah ne isterse ben onu yaparım. Benim hayatımın hakimi mutlaka Allah'tır. Onun dediğinin dışına çıkamam der. Birisi gecenin karanlığı gibi, birisi de gündüzün aydınlığı gibi. Biber ile şeker arasında ne kadar fark vardır? Gece ile gündüz arasında ne kadar fark varsa, insanların amelleri de böylesine birbirinden farklıdır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Peki, لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ Yarın ahirette cennete girecekler var, cehenneme girecekler var. Cennet ile cehennem, cennet ehli ile cehennem ehli aynı mıdır? Gece ile gündüz aynı mıdır? Değildir. Demek ki bunlar hep farklıdırlar. Peki insanların amelleri farklı farklıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu bakın farkı nasıl anlatıyor. Kıymetli dostlar, bu sure-i celileyi vaaz olarak, sohbet olarak hiç şu ana kadar yaptığımı hatırlamıyorum. Belki çoğunuz da bu süreyi bu şekilde dinlememişsinizdir. Yeni nazil olmuş gibi dinleyelim. Zaten hep öyledir. Bütün ayetler tazeliğini korur. Biz de bunu yeni nazil olmuş, bize nazil olmuş gibi dinleyelim. Bakalım ne diyor bize Allah Celle Celaluhu? Ben geceye gündüze yemin ederim. Erkeği ve dişiyi yaratan zatıma da yemin ederim ki hepiniz insanların çalışmaları farklı farklıdır. Nasıl yani farklı farklıdır? Söyleyeyim size diyor Allah Celle Celaluhu. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Sizden bazıları vardır ki Allah için verirler. Fakire verir, yetime verir, yoksula verir, akrabasına verir, hayır kurumlarına verir, Allah için verir. Bir. İki.
Vettakva, şu kalbinde de Allah'a karşı takva, saygı, hürmet vardır. Korkar haramlardan, korkar günah işlemekten, gözünün namahreme bakmasından korkar, dilinin yalana ve gıybete düşmesinden korkar, elinin harama ulaşmasından korkar, ahirette hesabını veremeyeceği işlere bulaşmaktan korkar, birinin kalbini kırmaktan, bir mümini incitmekten, birinin hakkına tecavüz etmekten korkar. Kısacası Allah'tan korkar. 3. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى En güzel olanı tasdik eder. Yani bu işlerin, bu güzel amellerin sonunda cennet vardır, cemalullah vardır. Bunu da bütün varlığıyla tasdik eder. Kullarım, insanların amelleri değişik değişiktir. Kıymetli dostlar, çok önemli bir şey söyleyecek sonunda. Zaten söylüyor da. Bir insanda Allah için sahip olduğu mallardan, paralardan, imkanlardan birilerini menfaatlendirmek varsa, niçin bir yetime veriyor? O yetim başkasının yetimi, niçin veriyor? Ondan bir şey beklemiyor. O yetimin sahibi olan Allah'tan bir şey bekliyor. Bir yerdeki camiden, bir yerdeki kurstan, medreseden, bir yerdeki talebelerden hiçbir beklentisi yok. Sadece Allah'tan beklediği için, Allah'ın verdiği maldan Allah için veriyor. Bunların yanında saddaka bil husna, yani bu yapılan güzel amellerin neticesi olarak en güzel bir şekilde insanlara takdim edilecek olan o cenneti inanarak tasdik ediyor. Bu özelliklere sahip olan kulum var ya, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Bu cümleye hep dikkat edelim kıymetli dostlar. فَسَنُيَسِّرُهُ Biz buna kolaylaştıracağız, biz bunu hazırlayacağız. لِلْيُسْرَى En kolay olan cennete, insanı cennete götürecek olan amellere. Kıymetli dostlar, dikkat edelim buraya. Çok önemli burası. Namaz zor mudur, kolay mıdır? Aslında kolaydır. İnsanı cennete götürecek olan amellerin hepsi kolaydır. Kıymetli dostlar. Allah, Allah demek zor mu, kolay mı? La ilahe illallah zor mu, kolay mı? Subhanallah zor mu, kolay mı? Zekatın dışında, haccın dışında hangi ibadet paraya taalluk ediyor? Namaz kılmak bedava, oruç tutmak bedava, Subhanallah demek bedava, selam vermek bedava, tebessüm etmek bedava, musafaha yapmak bedava, ilim öğrenmek bedava, öğretmek bedava. Kardeşim, haramlardan hangisini işlerse insan, hepsi parayla, hepsi zor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, insanı cennete götüren ameller aslında çok kolaydır. Ancak bu herkese kolay değildir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ Kullarım, benden sabır ve namaz ile yardım isteyin. O namaz var ya, gönlüyle Allah'a teslim olanların dışındakilere çok ağır gelir. Nesi ağır Allah aşkına? Bir tırı kullanmaktan, bir kamyonu kullanmaktan, inşaatta demir bağlamaktan, inşaata 5. o 6. 10. 15. kata beton dökmekten daha mı zordur namaz kılmak? Lekebiratun. Allah buyur ki vallahi o namaz kılmak kalbinde huşu olmayanlara çok ağırdır diyor. Zor gelir. Nasıl zor geldiğini biraz sonra göreceğiz. Kardeşim, Allah bana ve sana diyor ki, kulum sen cimrilikten bir kurtul bakayım. Allah için vermesini bil, bir. İki, kalbinde de takvayı yerleştir. İki, bu güzel amellerin neticesinde çok güzel cennetin vaat edildiğini tasdik et. Üç, bu üç tanesini yaparsan bütün ibadetleri ben sana kolaylaştıracağım. Namaz kılmak çok tatlı gelecek sana. Zikretmek çok tatlı gelecek sana.
Oruç tutmak çok kolay gelecek sana. Zekat vermek mükemmel gelecek sana. Zekat verdikçe mutlu olacaksın. Hacca umreye gittikçe mutlu olacaksın. İbadet gerçekleştirince mutlu olacaksın. Kur'an okumak, sohbete gitmek senin için mükemmel bir şey olacak. Namaz kılmaktan zorlanmayacaksın. Namazın kazaya kaldığı zaman eyvah nasıl kazaya kaldı diye içini yiyeceksin. Güneş üzerime doğdu eyvah diyeceksin. Cemaati kaçırdım eyvah diyeceksin. Bugün vazifelerimi aksattım eyvah diyeceksin. Üzüleceksin yapamadığına, yaptığından mutluluk duyacaksın. Oh be, bugün iki cüz okudum, oh be diyeceksin. Bugün şu kadar zikredebildim, oh be. Hasta ziyaret ettim, oh be. Sohbete gittim, oh be. Hepsinden mutluluk duyacaksın. Ben sana bunları kolaylaştıracağım, söz veriyorum. Sen üç şeyi yeter ki yap. Bir, cimrilikten kurtul. Ver Allah için. Vermesini bil Allah için. İki, kalbini takva ile süsle. Allah'tan kork. Haramlardan kork. Allah'ın emirlerini çiğnemekten kork. Üç, bütün bu iyiliklerin karşılığında vereceğim o en güzel cenneti bütün varlığınla tasdik et. Bütün bunları yaptığın zaman söz veriyorum sana. Zikir de kolaylaşacak. Kur'an da kolaylaşacak. Bütün ibadetler, seni cennete götüren bütün ibadetler kolaylaşacak. Hemen geçiyorum. Ve emmâ men bahile. Ameller farklı farklı ya. Birisi veriyor, takva sahibidir. Cenneti tasdik ediyor. Ve emmâ men bahile. Zıttını yapan, cimrilik yapan. Bu mal benimdir, kimseye koklatmam diyen. Ne yetimi be, ne fakiri be, ne yoksulu be, ne camisi be, ne medresesi be. Bana ne be? Çocuklarım var, keyfim var, yaşamayı bileceğim. Ben kazandım, ben harcayacağım diyerek sıkan, cimrilik yapan, Allah için vermeyen. Vestagna. Bununla beraber güya zengin olmaya çalışan, Allah'tan kendisini müstağni gören. Yok be. Cebimde para varsa, hesabımda para varsa, kasamda para varsa mühim değil be. Kendisini müstağni görüyor. Kardeşim, damarında dolaşan kan durursa, beynine giden damarın tıkanırsa, kalbindeki damar tıkanırsa, sağ ayağın sol ayağın tutmaz olursa, senin paran sana ne yapacak ki? Sen kendini nasıl Allah'tan müstağni görebilirsin? Nasıl müstağni görebilirsin? Cihazlara takılmış, nefes alamayan bronşit hastalarını gördün mü hiç? Oksijen tüpleriyle hayatını sürdüren, gırtlağı delinmiş, burnundan içeriye gıda hortumu sokulmuş, böylece hayatını sürdürenleri gördün mü sen? Nasıl kendini Allah'tan müstağni görebilirsin? Param varsa tamam, hesapta kasada paralar varsa tamam, imkanım yerindeyse, müşterim varsa tamam, nesi tamam kardeşim ya? Nefesini alıyorsun, veremezsin, veriyorsun, alamazsın. Elini kaldırıyorsun, indiremezsin. İndiriyorsun, kaldıramazsın. Ayağa kalktın, oturamazsın. Oturdun, kalkamazsın. Yattın, kalkamazsın. Kalktın, yatamazsın. Her anında Allah'a muhtaçsın. Bir insan cimrilik yapıyorsa, kendisini Allah'tan müstağni görüyorsa, parayı biriktirirsem, vermezsem sağa sola fakire yetime, zengin olurum duygusuna sahip olursa, iki, üçüncüsü, ve kezzebe bil husna. İbadeti yapanlar, Allah'a kulluk yapanlar çok güzel bir cennete gidecek. Git kardeşim be. Allah'ın ibadetine ihtiyacı var deyip o güzel cenneti tekzip ediyorsa fesenü yessiruhu lil usra. Dikkat kıymeti dostlar. Dikkat edelim buraya. Ne diyor Allah? Celle Celal. Bir insanda cimrilik var mı? Kendisini müstahni görüyor mu? Cennet diye bir şey tefekkür etmiyor mu? Ona biz onu cehenneme götürecek şeyleri kolaylaştırırız. Meyhaneye gitmek ona kolay, camiye gitmek zor. Saatlerce şarkı türkü dinlemek ona kolay. 5 dakika sohbet dinlemek ona zor. Efendim en zor işleri yapmak ona kolay. Ama namaz kılmak ona zor gelir. Kur'an okumak ona zor gelir. Her tarafı gezer, dünyanın her tarafını gezer. Ama Kabe'ye gitmek ona zor gelir. İstanbul'u karış karış dolaşır model model arabalarla, burnunun dibindeki camiye gitmek ona zor gelir.
Bir araba satmak için, düşeş bir arabayı satın almak için buradan Malatya'ya gider, Konya'ya gider, Diyarbakır'a gider. Ona zor gelmez. Bir Eyüp Sultan'a, bir Fatih Camisi'ne, bir Kocatepe Camisi'ne gitmek ona çok zor gelir. Burnunun dibindeki camiye gitmeyi bırak be. Yatağından kalkıp evinde sıcak suyla abdest alıp seccadenin üzerine durup iki rekat namaz kılmak ona zor gelir. Allah diyor ki, var mı sende cimrilik? Sen kendini Allah'tan müstahni mi görüyorsun? Sen cenneti, güzel ameller yapan insanlara verilecek olan cenneti yok mu sayıyorsun? Ben de sana haramları kolaylaştırırım. Daldırırsın. Sinek nasıl, affedersiniz, çöplükten mutluluk duyarsa, çöplükten rahatlık duyarsa, sen de aynen sinek gibi haramlardan mutluluk duyarsın. Su içmekten almadığın zevki içki içmekten alırsın. Süt içmekten almadığın zevki içki içmekten alırsın. Tesbih çekmekten almadığın zevki kumar oynamaktan alırsın. Karını pazarlarsın, paranı pazarlarsın, servetinden, sağlığından olursun, hiç bundan rahatsızlık duymasın. Binde bir, milyonda bir ihtimal para gelir umidiyle piyango biletlerine parayı vermekten mutluluk duyarsın. Ebedi cenneti kazanabileceğin yetim için, fakir için, Kur'an için, Allah için 5 kuruş vermekten hicap duyarsın. Allah bu kadar açık ve net söylüyor. Kıymetli dostlar, ibadet bize kolaylaşıyorsa, sohbet bize kolaylaşıyorsa, zikir bize kolaylaşıyorsa, ilim öğrenmek bize kolaylaşıyorsa işte bunun neticesidir. Devam edelim. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Peki malını biriktirdi, cimrilik yaptı, vermedi. Ne olacak? وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ. Malı ona fayda vermeyecek. اِذَا تَرَدَّى. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, zekatını vermeyen, fakiri, yoksulu, yetimi, Kur'an'ı düşünmeyen, bu para benimdir kimseye koklatmam diyen adam, ben bunu biriktireceğim, köşeyi döneceğim, iyi zengin olacağım diyen adam, soruyorum sana, cehennemden aşağı düşmeye başladın, atacağım seni cehennemden aşağı, o mal sana fayda verecek mi? O para seni kurtaracak mı? Kabirde her tarafın ateşle kuşandığı zaman nerede paran, nerede araban, nerede fabrikan, nerede mağazaların? Söyle bana bakayım, giderken hangisini götüreceksin? Kim giderken neyi götürdü diyor Allah. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Bütün bunlardan sonra diyor ki, اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى. Kullarım, ben Allah'ım, hepinizin Allah'ım. Bu gerçekleri size anlatmak benim boynumun borcudur tabiri caizse. Ben bu gerçekleri size anlatacağım. Çünkü yarın sizi hesaba çekeceğim. Bu gerçekleri anlatıyorum size, duyduk duymadık demeyin. Peygamberleri gönderdim size. Bu ayetlerde de gerçekleri anlattım size. İnne aleyna lel huda. Elbette gerçekleri anlatmak, beyan etmek benim görevimdir. Ben anlatılması gerekenleri anlatıyorum. Bir de şunu söyleyeyim size diyor Allah. Ve inne lena lel ahirete vel ula. Kullarım be, dünyada benim, ahiretim de, ahirette benim. Nereye giderseniz sahibiniz benim. Benim size ihtiyacım yok ki. Ne namazınıza, ne vereceğiniz fakire, yetime, yoksula vereceğiniz paraya, ne takvanıza, ne orucunuza, ne zekatınıza, benim hiçbirisine ihtiyacım yok. Dünyada benim, ahirette benim. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. İnsanları yakıp tutuşturan, alev alev yakan ateşi haber veriyorum size. Kullarım, benim önümde kıyamette karşınıza çıkaracağım alev alev sizi yakacak olan cehennem ateşini size haber veriyorum. Ve enzertüküm naren telazza. Tutuşan, alev alev herkesi yakıp kavuran ateşi size haber vererek uyarıyorum sizi. Böyle ateşim var, haberiniz olsun. La yaslaha illa el eşka ellezî kezzebe ve tevella.
O cehenneme ebediyen en şakî, en eşkıya olanlar girecektir. Kimdir onlar? Ellezî kezzebe ve tevellâ. Kim gitti de kafası yarıldı geldi diyenler. İnkar edenler, cennet cehennem kim demiş be diyenler ve Allah'a sırtını çevirenler. Bunlar eşkıyanın başıdır bunlar. Bunlar ebediyen cehenneme gireceklerdir. Bir eşka var, bir de şakî var. Eşkıya, eşka demek en büyük eşkıya diyoruz ya biz. Eşkıyanın en zirvesine eşka denir. Bir de şakî vardır. O da Allah'a zaman zaman isyan eder ama Allah'ı inkar etmiyor, ahireti inkar etmiyor. Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden insanlar ebediyen o cehenneme gireceklerdir. Allah'ı inkar etmediği halde zaman zaman Allah'a sırt çevirenler, harama daldıranlar, onlar da günahları sebebiyle cehenneme geçici olarak girebilirler, anlaşılıyor ayeti kerimeden. Ve seyücennebuha el etka, o korkunç cehennemden en muttaki olanlar, imanı tamam, tavır ve davranışlarında da takvayı ortaya koyan, haramlardan sırt çeviren, ellezî yu'ti mâlehu yetezekkâ, malını veriyor, fakiri sevindiriyor, yetimi sevindiriyor, Kur'an hizmetlerini destekliyor. Niçin veriyor ama? Millet görsün diye değil. Yetezekkâ, pırıl pırıl olsun malım, tertemiz olsun malım, verdikçe malım temizleniyor, verdikçe malım temizleniyor. Rahmetli babam çay fabrikasında çalışıyordu. Gittik onu ziyaret ettik arkadaşlarımızla. Fabrikayı gezdirdi bize. O zaman hatırıma kaldığı kadarıyla dedi ki burada 12 tane elek var. 11 tane mi 12 tane mi elek var dedi. Çay dedi buradan girer dedi. Burada dedi kurur. Kuruduktan sonra elekler sallanmaya başlar. Efendim elenir. En altta hangisi düşmüş olur? En alttaki çay dedi onu dedi başbakan dedi. Bakanlar dedi devlet başkanlarına gider, o çok kaliteli çaydır. Sallandıkça ne oluyor? Daha kalitelisi aşağı doğru çıkmış oluyor. Kıymetli dostlar, insan malından zekat verdikçe, salladıkça geride kalan ne oluyor? Çok bereketli oluyor, çok tertemiz, pırıl pırıl oluyor. Zaten zekatın iki anlamı var. Birisi pırıl pırıl tertemiz yapmak, birisi de artırmaktır. Şimdi o en altta 11. elekten çıkan çayın kilosuyla 10. elekteki çayın kilosu aynı mıdır? Altının kilosuyla betonun kilosu aynı mıdır? Değildir. İşte diyor ki Allah Celle Celaluhu, malını tertemiz pırıl pırıl olmak için ahlaken cimrilikten kurtulmak, malını da bir takım yanlışlardan, efendim sıkıntılardan kurtarıp tertemiz yapmaya çalışan kişi var ya, o diyor asla cehenneme yaklaşmayacak, oradan uzaklaştırılacak. وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Kıymetli dostlar, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin köleydi o. İman ettikten sonra çok zulüm ve işkence gördüğünü gördü. Bir sürü para verdi, onu satın aldı. Ve onu hürriyetine kavuşturdu. Dediler ki, Ebu Bekir bunu ondan menfaatlenmek için satın almıştır. Onu kendisi kullanacaktır, kendisi ona kölelik yaptıracaktır diye bunu yapmıştır. Ve kadınlardan, kölelerden, Müslüman olup da zulüme maruz kalanları Ebu Bekir Efendim ne yapıyordu? Alıyordu, satın alıyordu ve hürriyetine kavuşturuyordu. Kafirler onunla ilgili ileri geri konuşuyorlardı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Bir iyiliğin karşılığında, kendisine yapılan bir iyiliğin karşısında değil, اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى. Yüceler yücesi olan Allah'ın rızasını kazanmak için bu fedakarlıkları yapan insan var ya, cehennemin kokusunu bile duymayacak. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, kıyamete kadar bu özellikleri taşıyan kim olursa olsun, yakında ben onu razı edeceğim, memnun edeceğim diyor Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Evet kıymetli dostlar, mektubatı hocam buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. 1. cilt 218. mektup. El mektubu's samin
aşara vel mi'etan ila Molla Davud fi beyani lüzumi riayeti adabi şeyhi tarike. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Davud isminde bir muhterem zata göndermiştir. Konu nedir? Tarikat şeyhine karşı dikkat edilmesi gereken prensipler, hususlar, kurallar, onu ifade edecek. Tabii başlıkta yalnız yazılı gibi değildir. Başlık böyle diyorsa da içerik yalnız bundan ibaret değildir. Onu da söylemiş olayım. وَصَلَ الْمَكْتُوبُ الشَّرِيفُ مِنَ الْأَخِ الْأَعَزِّ الْمُلَّ دَاوُدْ. Molla Davud isimli değerli kardeşimin göndermiş olduğu mektubu bana ulaştı. وَصَارَ مُوْجِبًا لِلْاِبْتِحَاجِ. Sevinmeye sebep oldu. Yani ey Molla Davud, senin göndermiş olduğun bu mektubundan dolayı çok sevindim. جَعَلَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ مُتَحَلِّيًا وَمُتَزَيِّنًا بِمَرْضِيَاتِهِ. Hak Teala Hazretleri de onun hem içini hem dışını razı olduğu şeyleri yapmakla süslendirsin ve zinetlendirsin. بِحُرْمَةِ نَبِيِّهِ وَآلِهِ الْاَمْجَادِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَسْسَلَاتُ وَسَّلَامُ. Sevgili Peygamberimiz hürmetine, Ali ve ashabı hürmetine bu şekilde yapmış olsun. Yani razı olduğu şeyleri yapmakla, evet, Mevla Teala Hazretleri işini dişini süslendirsin. اَلْمَطْلُوبُ عَدَمُ وُقُوعِ الْفُتُورِ فِي تَكْرَارِ ذِكْرِ الْقَلْبِ وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْاَكَابِرِ قَدَّ صَلَّهُ اَسْرَارَهُمْ بِسَبَبِ تَوَجُّهَاتِ اِنْشَتَّ. Anlaşılan odur ki Mevlana Davud İmam Rabbani Hazretlerinden bir takım taleplerde bulunmuştur. O talepleri yerine getirmek için veya o taleplere cevap vermek için İmam Rabbani Hazretleri şu şekilde beyanda bulunuyor. Ey Mevlana Davud, kalbin çeşitli şeylere dağılması yüzünden kalp için aldığınız dersi, kalp için derken tabi Allah rızası için oluyor, kalp için aldığınız dersi yapmak hususunda, evet, ve bu büyüklerin yolunda ilerlemekte gevşeklik olmamayı ben temenni ediyorum. Tekrar edeyim. Benim senden arzum, temennim şudur. Madem ki bir ders aldın, mensup bulunduğun şeyhinden, o dersini yaparken, tarika dersini, virdini, evrad-ı eskarını çekme hususunda gevşeklik göstermemen ve bir de bu Allah dostlarının çizdikleri ve gittikleri bir yol vardır. İstikamet üzere diyoruz. Bir prensip vardır. O yolda da giderken gevşeklik göstermemeni canı gönülden temenni ediyorum. Arzum budur diyor. فَمَتَا طَرَأَتِ الظُّلْمَةُ وَالْكُدُورَةُ فَرَضَ. Farazi olarak, yani ara sıra olabilir ki kalbine bir takım yabani şeyler gelir. Zulmet dedi karanlıktır, kuduret dedi bulanıklıktır. Bunlardan birisi eğer kalbine arız olursa, yani baktın ki kalbinde bir ağırlık vardır, bir türlü evradu eskarını yerine getirmek konusunda rahat değilsin, yapamıyorsun, bunun çaresi nedir? Fe'ilacuha. Bunun birinci ilacı el-iltica'u, Mevla'ya iltica etmektir. Ve tadarru,
melva Mevla Teala Hazretlerine yalvarmaktır. Vel iptihalu yönelmektir. Vel inkisaru Mevla Teala Hazretlerine boyun bükmektir. İla Cenab-ı Kutsil Hak Celle Sultanuhu. Evet, saltanatı yüce olan Hak Teala Hazretlerine yani boyun bükerek, yalvararak, yakararak, ya Rabbi ne olur, almış olduğum bu evradu eskarımı çok güzel bir şekilde isteyerek, seve seve yerine getirmek için bana güç ver, bana kuvvet ver, bana sevgi ver, bana istek talep ver diye ona yalvarmak ve yakarmaktır. Bu birinci ilaç. İkinci ilaç, ve teveccühü tamu, tam bir şekilde bağlanmaktır. İlâ murabbihi, sizi bu yolda yetiştiren mürşidinize de tam manasıyla bağlanmanızdır. Niçin? Fe innehu, çünkü o huvel vesiletu ilâ husûli hâdi devleti, bu nimete kavuşmanıza sebep olan budur. Yani şeyhiniz olduğundan dolayı ona tam manasıyla bağlanmanızdır. Feyenbeği, madem ki durumundan ibarettir, ikinci ilacı da dedi ki ona tam manasıyla bağlanmak gerekir. Evet, bu durumda gerekir. Ne gerekir? Riayetu adabi vesaili hazi devleti el uzma, bu büyük nimete evet kavuşturan zatın haklarını, edeplerini gözetmeye çok çalışmak gerekir, lazımdır. Kema huve hakkuha fil huduri vel gıybeti, hem onun yanında hem o yokken ona son derece ona karşı son derece edepli olmak, dikkatli olmak gerekir. Nasıl ki bir ustamızdan ister istemez bir tahsilde bulunduk, bir ilim aldık. Ne ustası? Marangoz diyelim. Ne ustası? İnşaat ustası. İşte evladım çiviyi şöyle çak, şu masayı şöyle yap, bunu böyle yap. Son derece bize bir emek sarf etmiş. Bir emek sarf ettikten sonra o ustamız bizi usta yapmış, kalfa yapmış, elimize kalemi vermiş, yazı yazmayı öğretmiş, kitap okutmuş, birçok, yani bunları sayabiliriz bu sanatları. Mürşidin de, şeyhin de sana Allah'ı öğretmiş, peygamberin yolunu tanıtmış, güzel İslam dinini sana sevdirmiş. O zaman onun da bir takım hakları vardır, manevi bir takım üzerinde hakları vardır. O hakları da o ister bulunsun ister bulunmasın, hem onun yanındayken hem o yokken ona karşı azami edeplere riayet etmek gerekir ki, çünkü bu güzel nimetleri, bu güzel nimetlere kavuşmaya o sebep oldu. Madem ki o bunlara vesile oldu, o elinden tuttu günlerce, aylarca, senelerce, evladım böyle yap, yavrum böyle yap, güzel bir şekilde seni yetiştirmeye çalıştım. Ona da tabii bir takım dualarda bulunmak, bir takım adaplara riayet etmekte yarar vardır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet. وَاَنْ يَجْعَلَ رِضَاءَهُ رِضَاءَ هَوْلَ الْاَكَابِرِ وَسِيلَةً اِلَى تَحْصِلِ رِضَاءِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ. Bu büyüklerin rızasını, Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya da vesile kılmak lazımdır. Yani ne diyoruz biz? Fena fil ihvan, sonra fena fil şeyh, sonra fena fil resul, sonra fena fillah. Fena fillah, Allah'ta fani olabilmek için fena fil ihvandan yol geçer. Yani arkadaşımızı, kardeşimizi, dostumuzu, ahbabımızı seveceğiz. Ondan sonra şeyhimizi, mürşidimizi seveceğiz. Ondan sonra peygamberimiz de fani olacağız, onu seveceğiz. Silsile nereye gidiyor? Fena fillah. Bu silsileye riayet edebilmek için işte diyor ki yine bağlı bulunmuş olduğun, evet,
şeyhini son derece sevmen lazım ve bu sevgi yolundan yola çıkarak Mevla Teala Hazretlerine sevmen kolay olur. Evet. Ve hâzâ huve't-tarîkun necâti, işte kurtuluşun yolu budur. Vel felâhi, yine felah kurtuluş. Ve selam, evet selam sizin üzerinize olsun. Demek ki kurtuluşun yolu, ilacı, çaresi budur. Nedir budur? Yani mutlak surette bir Allah dostuna, bir mürşidi kamile bağlanmaktır. Bağlandıktan sonra da onun sana göstermiş olduğu yolda adım adım yürümektir. Bu şekilde yürürsen, evet, güzel bir şekilde Mevla Teala Hazretlerine ulaşır, fani olursun. Aksi takdirde bir sürü hayatın çileleri vardır, ızdırapları vardır, meşakkatları vardır, zikzaklı yollar vardır. Evet, bu zikzaklı yollardan yürürken yuvarlanabilirsin. Onun için burada dikkat etmen gerekir. Nasıl ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani diyorum, İmam-ı Gazali Hazretleri ne yaptı? Senelerce 400-500 tane sarıklı hocalara ders verdiği halde ders halakasını terk edip Şam-ı Şerif'e gidip o bölgelerde kendisine bir şeyh aradıysa, heybesini sırtına atıp da bir şeyh aradıysa, bulduysa, ona intisap ettiyse, senin de tek kurtuluşun, çaren, yolun budur. Nasıl ki Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'tan kalkıp da ta Hindistan'a Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine gidip de ona intisap ettiyse, çok büyük bir alim olmasına rağmen günlerce şadırvan temizliği, tuvalet temizliği, tekkiye su taşımayı kendisine prensip ettikten sonra, bu yoldan geçirdikten sonra ona tarikat dersini verdiyse ve böylece Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'a dönüp irşadına devam ettiyse, işte demek ki tek kurtuluş yolu, çare budur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bizim de bu şekilde yapmamız gerekiyor. Rabbul Alemin aldığımız dersleri seve seve yapmayı bizlere nasip ve müesser eylesin. Son cümlem, büyüklerimden duyduğumu nakletmiş olayım. Bir insan mürşidinden almış olduğu evradu eskarını senelerce bıraksa da tekrar döndüğü zaman aynen kaldığı yerden devam ettiği zaman eskiden olduğu gibi, nasıl ki güzel bir performansla gidiyordu, Rabbul Alemin ona tekrar o performansı, o manevi ödülleri, ikramları ihsanda bulunacaktır. Yani sanki hiçbir kaybı olmamış gibi devam edecektir diyor büyüklerimiz. Rabbul Alemin aldığımız bu manevi dersi, evrad-ı eskarımızı tekrar tekrar seve seve yerine getirmeyi bizlere nasip ve müessel eylesin. Gerçekten hocamızın yanında, büyüklerimizin yanında konuşmak çok zordur. Benim hayatımda zorlandım. İkinci mektubatımdır. Birinci mektubat Bursa'da, ilk olarak birinci senemdi. Ubeydullah hocamız vardı. Onun orada hocamız okutmuştu. Emir bir marfa çıkmıştık. İbareler birine girmişti. Gözünü kaşını kırmıştım. İkinci mektubat tabii emir geldi. Burada okunacak diye her pazar sohbetten sonra. Tabii hocamızın yanında zorlanmak, okumak gerçekten çok zordur. İbareleri mi okuduk? Bir şey mi söyledik? İle ilah. Evet. Vesselamu evvelen ve ahiren. Peki hocam. Bir kardeşimiz soruyor, diyor ki, kocasından ayrılan bir kadın ömür boyu nafaka alması helal midir? Asla helal değildir. Bir kadın kocasından ayrıldıktan sonra iddeti bitinceye kadar nafaka alması helaldir. Ondan sonra nafaka alması helal olmaz. İster 40 tane mahkeme karar versin, bütün dünyanın mahkemeleri karar verse, bir kadının kocasından iddeti dolduktan sonra nafaka alması asla helal olmaz. Bir başka kardeşimiz, ölen insanın üzerine, cenazenin üzerine bıçak gibi bir şey konmasının dinde yeri var mıdır? Ölen
kişi şişmemesi için bunu koyarlar. Dolayısıyla bunun bir mahsuru yoktur. Kısa zaman içerisinde şişebilir. Bıçak veya benzeri bir şey konur, şişmesin diye bir mahsuru yoktur. Ne kadar parası olan zekat vermesi lazım? Bugünkü para itibariyle, altının değeri itibariyle 16 bin lira gibi borçların düştükten sonra, asli ihtiyaçlarından sonra bu miktar civarında bir parası olan zekat alamaz. Zekat vermesi gerekir üzerinden sene geçtiği zaman. Geçmiş namazlarla ilgili kaza nasıl yapılabilir diye soruyor kardeşimiz. İnsan geçmiş namazlarını kaza ederken, Ya Rabbi niyet eledim üzerime kaza kalan ilk sabah namazını veya en son sabah namazını diye ya ilkinden başlayacak ya en sonundan başlayacak. Bu şekilde kaza edecek. Bir arada birkaç vakit namazı kaza edecekse hem birincisine hem ezan hem kamet getirir. Diğerlerine sadece kamet getirir. Eğer ayrı ayrı kılacaksa her birisine hem ezan hem de kamet getirir. Başka kaza ile ilgili sormak istediği cihet başka ise onu ayrıca sormuş olur. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle, amellerimizi salih eyle, niyetlerimizi halis eyle. Sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle. İbadetlerimizi mebrur ve makbul eyle. Ölünceye kadar bizleri Ya Rabbi sırat-ı müstakimde daim ve kaim eyle. İstikameti bozuk olan çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize, komşu ve akrabalarımıza istikametler nasip eyle. Cehaleti ve gafleti sebebiyle cehenneme doğru koşmakta olanlara tehlikenin farkında olmalarını, cennete doğru yönelmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Her birimizin ruzu mahşerde hesabını veremeyeceğimiz amel defterlerimizde nice yanlışlarımız, günahlarımız varsa affeyle Ya Rabbi. Affeyle Ya Rabbi. Affeyle Ya Rabbi. Amel defterlerimizi tertemiz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi her birimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an'ın ahlakıyla mütehellik olmamız gerekirken ne Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla bağdaşmayan nice kötü huylarımız varsa sen bizi rahmetinle kurtar Ya Rabbi. Rahmetinle kurtar Ya Rabbi. Kalbimizde var olan kötü huyları ihraç eyle Ya Rabbi. Aşkullah, muhabbetullah ile kalplerimizi tenvir-u ihya eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dinlediğimiz ayat-ü beyinatın, ehadis-i nebeviyenin ve mektubatın, sohbetlerin bizim üzerimize etkili olmasını, müessir olmasını nasip eyle. Kur'an'dan etkilenen, sohbetten etkilenen, en mükemmel bir şekilde etkilenen, hayatını tanzim ve tertip edebilen ayık kullarından olmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yuvalarımıza huzur ve bereket ikram eyle. İşlerimizi hayırlı eyle. Eşlerimizi hayırlı eyle. Borçlarımızı ödemeye muvaffak eyle. Alacaklarımızı tahsile muvaffak eyle. Evladı olmayanlara hayırlısıyla evlat nasip eyle. Evladı olanlarımızın evladını hayırlı eyle. Damada ihtiyacı olanlara hayırlı damatlar nasip eyle. Geline ihtiyacı olanlara hayırlı gelinler nasip eyle. Evlenmeye ihtiyacı olanlara Ya Rabbi helal süt emmiş dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olabilecek hayırlı eşte nasip eyle. Okunan hatmi şerifleri kabul eyle. Geçmişlerimizin ruhlarına hibe ve hediyeledik ihsal eyle. Başta Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhunu haberdar eyle. Tüm peygamberler, peygamberan-ı izamın ruhlarını hissedar eyle. Sahabe-i kerem rıdvanullahi aleyhi mecmu'in tabi'in ve tebi'in tabi'in ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi. Ruz-i mahşerde cümlemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle haşr-u cema eyle. Hesabı kolay olanlardan eyle. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçenlerle geçenlerden eyle. Cemalullah'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında beraberce seyredenlerden eyle. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kucaklaşanlardan eyle. Annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza cennette buluşmayı cümlemize nasip eyle. Özellikle dua bekleyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Ya Rabbi Kur'an hizmetlerini ve manevi hizmetlerini yürütülmesinde sa'yu gayret içerisinde olanlara yardım eyle. Ya Rabbi Allah için verenlere bol ve bereketli kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi senin yolunda yürüyenlere yardım eyle. Kur'an'a yardım edenlere yardım eyle. Okuyan talebelerimize yardım eyle. Okutan hoca efendilere yardım eyle. Yardım eden cemaatimize de yardım eyle. Var olan müesseselerimizi muhafaza eyle.
İnşaat halinde olan müesseselerimizi tamamlamaya bizleri muvaffak eyle. Ülkemize ve âlem-i İslam'a nusrat eyle. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Küçükçekmece'de bir ilim yuvası yükseliyor. İlk Seç Vakfı İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi. 22 bin metrekare alanda 800 Kur'an talebesi kapasiteli kursumuzu sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Devasa ilim yuvamızdan bir an önce Kur'an seslerinin yükselebilmesi için desteklerinizin devamını bekliyoruz. İrtibat 0850 303 2071. İlk Seç Vakfı. Biz bir sevdaya düştük. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir müjdesine nail olmak için gayrete girdik. Bizler dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek Kur'an'ın hıfzı için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki sebep olan yapan gibidir. Sizler de vereceğiniz burslarla yavrularımızın elinden tutun ve biiznillah Kur'an'ı öğretenler müjdesinden müstefit olun. Geleceğin hafızlarının eğitimlerine ve Kur'an'ın muhafazasına destek verin. Yüzlerce Kur'an talebesi içinde sizin de bir hafızınız, okuduğu her ayette hisseniz olsun. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Seher vakti uykudayken gözler, dağıtılırken bire 700 hisseler, toplanır ehlullah sohbet meclisinde ve şifa yâb olur gönüller. Bir insan haklı olduğu davada bile tartışmayı terk ederse cennetin ortasında Allah ona bir köşk bina eder. Her defasında. Bir insan ahlakını güzelleştirirse Allah Celle Celaluhu cennetin âlâsında ona bir köşk bina eder. Her pazar sabah namazına müteakip Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi'nin sunumuyla gerçekleşen ve Kur'an'ın tefsirinin yapıldığı pazar sohbetleri her pazar canlı yayında İlk TV'de.